Herkese merhaba arkadaşlar. Bir başka yayına daha tekrar sizinle birlikteyiz. Ben Akın Sönmezler ve yanımda PUBG Türkiye Komünite Sorumlusu, Topluluk Yöneticisi Begüm var. Begüm hoş geldin. Hoş bulduk. Nasılsın? İyiyim. Sizler nasılsınız? Bizler deyiz. Teşekkür ederim. Çok küçük bir sürprizimiz var. Evet, fark ettim. Please. Kimler var? Kimler var yanımızda? PUBG Kore ekibi. Merhaba. Hello Toki. Merhaba. Bugün her ne kadar küçük küçük teknik hatalar yaşasak da sonuçta en çok değer verdiğim şey oyunu Türkiye'ye getirmeyi başardık. Hem teknik hatalarınızdan bahsedeceğiz hem de aynen isim tanıtımlarımız da geldi. Burada daha farklı bir kurulumumuz var. Kore'deyiz aynı zamanda. O yüzden bir hatamız olursa lütfen. Evet. Görün. Evet, yaşanan aksaklıklardan, hatalardan dolayı bir kez daha özür dileriz oyuncularımızdan. Bu yayına başlamadan önce aslında oyunculardan çok fazla gelen sorular olduğunu ve problemler olduğunu bugün ilk gün sonuçta ve oyunun beta olduğunu hatırlatacak olursak bu gibi sorunların olabileceğini en azından üzerinden geçmiş evet. Olalım. Şöyle başlayalım istersen Begüm. Sizden gelen sorulara başlamadan önce bizim paylaşacağımız bazı sorular var. Onlarla başlayalım. Şöyle ki ilk sorumuza bakalım. Oyunun kurulum esnasında aslında gelen birçok sorun olduğunu gördük, evet. Birçok problem olduğunu gördük. Bunlar neler? Bilgisayarım kaldırıyor mu? Ya da oyunu yüklerken yaşadığım bazı sorunlar var. Bunlar nelerdir? İstersen bunları topladığımız kadarıyla bir üzerinden geçelim. En çok gelen sorulardan bir tanesi aslında DirectX hatası olduğunu biliyoruz. Evet. Kurulum esnasında bilgisayarımızın belirli dosyalara, belirli programlara ihtiyacı olduğunu biliyoruz. Ki bunlardan birisi DirectX. DirectX aslında hem yazılım hem de bir donanım desteği olan bir uygulama diyebilirim. Normalde bir ekran kartının, ekran kartları vardır biliyorsun. Ekran kartının desteklediği belirli seviyeler var diyeyim. En temelden anlatmaya çalışıyorum. Çünkü çok farklı seviyede sorular da geldi. DirectX 11 bilgisayarınızda yüklü olan bir yazılım olduğu gibi ekran kartının da desteklediği bir altyapıdır. O yüzden bu hatayı alan oyuncularımızın öncelikle DirectX versiyonunun yüklü olup olmadığını ya da ne kadar yüklü olduğunu, hangi versiyonun yüklü olduğunu görüyor olması Sesiniz gerekecek. Sesiniz az geliyormuş, daha da şey. Tamam, birazcık daha yaklaşabiliriz belki mikrofona. Bunun dışında ekran kartlarının DirectX 11 desteğini olup olmadığını aslında öğrenmeleri gerekiyor oyuncuların ki bunun için de internetten çok kısa bir araştırma yaparak ekran kartım tabii ki modeliyle birlikte örnek veriyorum GT 9800 GT ya da buna benzer modeliyle birlikte Nvidia ya da ATI ekran kartıysa, AMD ekran kartıysa bu isimlerle birlikte internette küçük bir araştırma yaparak ekran kartlarının DirectX hangi versiyonu desteklediğini görebilirler. Eğer olur da bilgisayarlarında DirectX 11 ya da 12 yüklü olsa bile ekran kartları desteklemiyorsa bu anlamda oyuna giriş yapamayacaklar diyebiliriz. Burada küçük bir upgrade'e, küçük bir güncelleme ihtiyaçları aslında var şöyle, diyebiliriz aslında. Biz burada şu an en çok karşılaştığımız hataları sizlerle paylaşıyoruz. Yani çünkü şu an ben de yorumlara bakıyorum. Herkesin bilgisayarı ve sistemi farklı olduğu için sonuçta herkes aynı hatayla karşılaşmıyor. Bu yüzden tüm hataları da bu yayında ele almamız mümkün olmayacak. Ama teknik hataları ve çözüm önerilerini listelediğimiz bir tane makalemiz var. Bu makaleyi web sitemizden görebilirsiniz ve bu web sitesindeki makalede tek tek hataların neden kaynaklandığını ve nasıl çözüleceğini ya da çözülemeyebilir bu arada bazı hatalar. Mesela aslında onun hata olduğundan daha çok onu tabii hata ki, olarak nitelendirmek. Error oldu. Evet. Error olarak karşımıza çıktığı için Türkçesi de hata olduğu için o şekilde evet. Söylüyorum ama bunların çeşitliliği de değişiyor. Ama ilk başta en çok gelenleri teker teker yanıtlayacağız. Ardından bir genel bugünü değerlendiririz. Evet. Ama bu gördüğümüz en sık en, gelen en sorulardan bir tanesiydi. Bu yüzden de bu soruyla başlamak istedim ben açıkçası. Bunun gibi farklı sorunlar da var ya da sorun yaşayan kullanıcılar da var. Belki bu sorun da DirectX sorunu eğer ekran kartı peki. Ekran kartı eğer desteklemiyorsa oyuncunun DirectX 11 desteklemiyorsa burada belki bir upgrade'e bir parça değişimine gidiyor olması gerekiyor dedik ama düzeltebileceğimiz sorunlar da var, durumlar da var. Örneğin eğer bir ekran kartının sürücüsü güncel değilse, ekranda görünen
bir uyarı ya da bir bilgilendirme ekranı var. Burada sürücüsünün güncellenmesini istiyor. Bu Nvidia GeForce 210 desteklemiyor olabilir ama bunun gibi farklı mesajlar da geliyor bize. Öncelikle bize ulaşmadan önce sürücülerimizin güncel olduğunu ve güncelleme yapmamız gerektiğini hatırlatmak istiyorum. Gerek Nvidia ekran kartı olsun, gerek ATI ekran kartları olsun. Bu gibi marka modellerine ilgili web sitelerine girerek, hatta bunun için web sitesine de girip aslında nasıl bunları yapabilecekleri konusunda da üzerinden geçebiliriz. Ekran kartları sürücülerine güncellemeleri gerektiğini de hatırlatmak isterim buradan tüm oyuncularımıza. Tahmin ediyorum ki şu an ben chat'i kontrole bakmıyorum ama tahmin ediyorum ki bazı yorumlar bunları biliyoruz, başka sorulara geçin gibi sorular geliyordur diye düşünüyorum. Yani daha çok herkes evet. Kişisel probleminin evet. Çözülmesini ama diliyor. Emin olun ki biz de burada saat, biz şu an Kore'deyiz. Bu kısmı atladık belki Atlamadık bence, arkada çünkü 4 tane. Fark etmişlerdir belki ama saat burada 12'ye gelmek üzere, akşam 12'ye gelmek üzere. Sabah erken saatten beri biz sunucular açıldığı dakikadan beri sizden gelen yorumların hepsini okuyoruz, hepsini değerlendiriyoruz. Hepsi raporlanıyor ve şöyle bir durum var. Burada sizden aslında istediğimiz şey şu, bunu makaleler yayınlıyoruz, makaleleri sizin için faydalı olmadığını düşünüyorsanız zaten makale içinde de yer alıyor. Lütfen oyuncu destek ekibine bilet açın. Bu bizim için çok önemli evet. Çünkü oyuncu destek ekibi esas sizin sistem bilgilerinizi paylaşıp aynı zamanda hangi Windows mu, işte başka Windows 10 mudur, 7 midir, o, evet. O bilgileri tüm detaylarıyla paylaşırsanız destek ekibi sorunuzu çözmek için size yardımcı olacak ve bu konuda aslında görüşmeniz gereken kişi destek ekibi oluyor. İstersen bu soruların hemen arkasından nasıl destek ekibine ulaşırım diye bir örnek de yapalım. Siteden nasıl ulaşacaklarını da oyuncularımıza gösterelim. Tamam. Oradan daha hızlı ve daha bilindik hataları daha hızlı çözümler bulunabilir diyelim. Tabii ki çözülemeyen durumlarda da biz bu tarz bilgileri toplayıp onlarla ilgili çözüm üretiyor olacağız. Buralara geçecek olursak yine benzer bir cookie hatası diyoruz artık biz buna. Ekranda gördüğünüz benzeri bir hata mesajı alıyorsanız Windows'taki kullanmış olduğunuz ekran kartının sürücüsünün güncel olmadığını belirtebiliriz. Ekran kartınızı güncelleyerek tekrar deneme yapmanızı rica edeceğiz. Bunlar haricinde launcher'ın, başlatıcının çalışması anlamında da DLL hataları aldığınızı görebiliyoruz. Bunlarla ilgili yapacağımız şey de yine birazdan sayfada da göreceğimiz .NET Framework ve aynı zamanda Visual C denilen yardımcı yazılımları, oyunun çalışması için gerekli olan yazılımları yüklemeniz olacaktır. Bunlarla ilgili zaten bilgi veriyor olacağız ki zaten bir gün bahsettiğim gibi makalemizde zaten bunların her biriyle ilgili ayrı başlıklar açılmış durumda. Hangi durumda ne yapmaları gerektiğini bizim videoda anlattığımız gibi aslında makalede de anlatmış durumdayız. Buradan da oyuncularımız bakabilirler. Bir başka sorun 62 ile başlayan uzun bir hata mesajı görüyorsanız ekrandaki gibi, çok detaya girmeyeceğim. İndirdiğiniz dosya ile ilgili ya da dosyanın açılışı sırasında yaşamış olduğunuz bir problem olmuş olabilir. Bu tarz bir durumda OK'ye bastıktan sonra Launcher'da göreceğiniz, eğer görebiliyorsanız Ctrl et onar tuşuna basarak, eğer bunu göremiyorsanız Launcher'ın açılmasında bir sorun yaşıyorsanız kurmuş olduğunuz dosyayı silip baştan bir kez daha indirerek, aslında çok basit bir yöntem ama bu yöntemi yaparak da Launcher'ı açabilir ve oyuna tekrar bağlanabilirsiniz diyebiliriz. Bir diğer soruya aslında çok fazla gelen sorulardan bir tanesi, oyunun çalışması için, PUBG Lite'ın çalışması için gerekli iki temel şeyimiz var diyelim sürücülerin haricinde. Windows işletim sistemimizin de 64 bit destekliyor olması gerekiyor. Bunun için bilgisayarım masa üstünde göreceğiniz ya da başlata bastığınız zaman bilgisayar ikonuna sağ tuşla basıp özellikler dediğiniz zaman gelecek olan bu ekranda sistem türünde 32 bit mi 64 bit mi olduğunu görebileceksiniz ve eğer 64 bitse oyuna giriş yapabilirken 32 bitse oyuna giriş yapamayacağını oyuncunun belirtmek durumundayız. Bu oyunun bize vermiş olduğu olanakları tam olarak kullanabilmek için gerekli olan bir altyapı diyelim. En temelde anlatabilmek adına bu şekilde anlatmış olalım. Ve ardından hemen da istersen... Hemen bir şey daha eklemek evet. istiyorum. Yine ben yorumlara bakıyorum. Evet. Bunları bilen arkadaşlar olduğumuz farkındayız evet. fakat bilmeyen arkadaşlar da var. O yüzden bu çok faydalı olacaktır. Dolayısıyla detaylıca anlatmamızın sebebi bu. Ve desteğe yine atmanız gerekiyor. Eğer
çözümünü bulamadıysanız bu konuyu da tekrar hatırlatayım. İstersen destek diyoruz ama desteğe nasıl ulaşırız diye bir deneme yapalım istersen. Hemen bir ekrana sayfamızı getirelim. Bu bizim sayfamız biliyorsun. lightpubg.com/tr adresinden sayfamıza girebiliyorsunuz. İstersen bu kısmı önce ben başlayayım. Biraz önce bahsettiğim DirectX ya da Visual C ya da .NET Framework dediğim programları buradan indirebilir bütün kullanıcılarımız. Biraz önce almış olduğumuz hata mesajları. Ekran kartları ile ilgili olarak kullandıkları ekran kartlarına göre Nvidia ya da ATI ya da Intel hangi ekran kartı markasını tercih ediyorlarsa buradaki sürücüleri indirerek güncellemelerini yapabilirler. Onun dışında buradan hemen yukarıdan destek kısmına basarak nasıl bize ulaşacaklarını da gösterelim. Buraya bastığımız zaman açılan sayfada, burada istersen sen devam et Begüm. Tabii, aslında çok basit bir sayfa var. Zaten destek ekibinin şu an tüm mesajlara çok hızlı bir şekilde yanıt vermesi de beklenemeyecek bir durum. Ama mutlaka hatanızla alakalı, yaşadığınız problemle alakalı sizi bilgilendirecekler. Yine sabırlı olmanız gerekiyor. Bu da oyuna çıktığı ilk gün. Daha bir gün olmadı aslında değil mi? Daha bir gün de olmadı. Evet, dolayısıyla böyle şeyleri hep beraber yaşamamız ve beraber öğrenerek çözmemiz gerekiyor. Destek ekibine mesajımızı atmak için de tamamen burada bir bilet gönder var. Oradan e-posta adresimizi, sorunumuzu giriyoruz, konuyu giriyoruz ve lütfen açıklama kısmına detaylıca sistem özellikleriniz dahil olmak üzere sistem özelliklerini yazın. Tercih edilen dil olarak Türkçeyi seçin ve mesajınızı atın. Eklemek istediğiniz bir dosya varsa ki bir ekran görüntüsü eklediğiniz aşamada sorunun tespitini yapabilmemiz için daha kolaylaştıracaktır buradaki arkadaşların işlerini. En alttaki ben robot değilim de basarak ve ardından göndererek bize, destek ekibimize bir ticket gönderebilirler, bir bilet gönderebilirler. Ve ardından buraya girmiş oldukları mail adresine de gelecekleri, görecekleri cevapla birlikte de sorunun ne olduğunu ya da onunla ilgili çözümün ne olabileceğini zaten görüyor olacaklar. Sorulan sorulardan ben devam edeyim. O sırada da oyuna giriş yapabiliriz. Oyundan önce hemen bir bakalım. Tekrar başka sorumuz var mı diye bakalım. Bu sırada ekrana bize nereden ulaşabilirler? Sosyal medya hesaplarımıza getiriyorum. Zaten Facebook'tan izleyen arkadaşlar. Evet. Twitter hesabımız da var. Twitter hesabında özellikle mesela bugün yaşadığımız oyuna girme sorunu gibi anlık durumları sizlerle paylaşıyor oluyoruz. Instagram hesabımız da var. Yine Twitter'la aynı şekilde PUBG Lite alttan çizgi tur ve web sitemizden tüm güncel haberleri öğrenebilirsiniz. Bunun dışında aslında oyuna geçmeden önce gelen sorulardan birkaçını hemen hızlıca bir göz atalım. Ardından oyuna geçelim. Oyunda kodu nasıl yükleyeceğim ya da kodum gelmedi diyenler. Çünkü iki farklı kampanyamız var. Birkaç kampanyamız var. Hepsini. Evet. Çok kısaca özetleyeyim hemen. Şöyle ödülleriyle başlayabiliriz. Evet. Ön kayıt ödülleri, bildiğiniz gibi ön kayıt yapan oyuncularımız bizden iki tane kostüm almıştı. Bir tanesi paraşüt, bir tanesi de M416 Kaplan kostümüydü. Tüm kayıtlar ve aynı zamanda ön kayıt ödüllerine bir yenisini daha eklemiştik. O da ne kadar çok ön kayıt aldıkça size daha fazla ödül vermek istedik ve 300 bin kayıta ulaştığımız için 300 bininci ödüle kadar aslında çok fazla ödülünüz var şu anda sizi bekleyen ve bunlar size mail olarak gelecek, kayıt olduğunuz mail adresinize kod olarak gelecek. Bu kodu da nasıl yükleyeceğinizi göstereceğiz. Peki Facebook hesabımla giriş yaptıysam oyuna kaydolurken burada yine da yine aynı şekilde Facebook'a hangi mail adresinize kayıt olduysanız o mail adresinize kodunuz gelecek. Süper. Şöyle de bir durum var. Kodum gelmedi diyenler lütfen gün tanıyın. Çünkü herkes aynı anda mail geliyor ve sonuçta bu bir sistem. Dolayısıyla herkese aynı anda iletmesi mümkün olmuyor. Bu yüzden beklemeniz gerekiyor. Kod mutlaka gelecektir. Evet. Ön kayıt olduysanız mutlaka gelecek. Aynı zamanda mail kutularında spam klasörlerini, junk mailleri de kontrol etmeleri gerektiğini hatırlatalım. Tabii. Eğer bir sebepten dolayı bunu mail sunucuları zararlı olarak düşünüp spam klasörüne aktarmış, taşımış olabilir. Bir gözleri spam klasöründe olsun oyuncuların. Bir başka kampanyadan bahsedeyim aslında. Paycell ve Freezone, Vodafone Freezone diye bir furya başladı biliyorsun ki. Evet. Çok fazla bilgi var bununla ilgili. Bunlar nedir? Vodafone Freezone ve Paycell'le aslında bir kampanyamız oldu. Freezone ve Paycell kullanan kullanıcılara
M416 kozmetikleri gönderdik. Burada en fazla gelen sorulardan bir tanesi şuydu. Bana kodum gelmedi ya da atıyorum şu dakikada ben Free Zone kullanıcısı değilim ama şimdiden sonra geçecek olursam kod bana gelir mi gibi birçok soru geldi. Burada daha önceden belirlenmiş olan kişilere gittiği için aslında bu dakikadan sonra etkinliğe katılmanız çok da olası değil. Ama eğer hala Paycell ya da Free Zone kullanıcısı değilseniz bu platformlara geçerek, yani farklı bir operatör kullanıyorsunuz ya da böyle bir niyetiniz varsa bu planlara geçerek ileride yapacağımız etkinliklerden faydalanabilirsiniz diye bir tüyomuzu vermiş olalım. Gelen kodları da aslında tüm kodları yaptığımız gibi oyun içerisinden kullanabiliyor olacağız. Onun dışında diğer gelen soru bilgisayarım PUBG'yi kaldırır mı gibi sorular var. Aslında buraları anladım. Geçmek istiyorum. Zaten sayfa sitemiz üzerinde indir butonuna bastığımız zaman gözüken sistem gereksinimlerine bakarak DirectX sürücüsünün hangi versiyonu kullandığına bakarak Windows 64 bit mi 32 bit mi olduğuna bakarak bunları yapabilirler, kontrol edebilirler. Bunlar dışında aslında oyun modları vesaire var. İstersen oyuna geçelim. Oyuna geçelim. Eklemek istediğim şey varsa ekleyebilirsin. Bu sırada oyuna geçiş yapalım. Bildiğiniz gibi Sanop da bugün geldi. Bunu da söyleyelim. Oyuna giriş yapalım. Bu bizim launcher'ımız. Launcher ekranına başladı bastığımız zaman. Sizde tabii daha farklı gözüküyor launcher. Bunu da söyleyelim. Sizde tamamen lokalize olmuş versiyonu gözüküyor ama biz Kore'de olduğumuz için bizde öyle gözükmüyor. Oyunumuz açıldıktan sonra yapacağımız şey şu olacak. Daha önceden gönderilen, biz de sizle birlikte ilk defa bu hesaba ön kayıt ödülünü yüklüyor olacağız. Bunu aynı daha önceden... zamanda şeyden de bahsetmek istedim. Bugün yaşanan oyuna giriş hatası nedeniyle tüm oyuncularımıza büyük ada sandığı hediye ediyoruz. 2 adet. Fakat bu sandıkları almanız için 24 saatiniz var. Yani 24 saat sonra bu hediye kaybolacak. Bunu da söyleyelim ve yaşadığınız deneyimden dolayı üzgün olduğumuzu söylemek istiyoruz. Fakat daha çok yeniyiz. Daha sunucular yeni açıldı. Hep beraber gelişeceğiz. Hep beraber büyüyeceğiz. O yüzden sabretmemiz gerekiyor. Evet, inanılmaz bir ilgi var. O yüzden sunucularla yaşamış olduğumuz sorunlar için sonra bakmayın diyelim. Bu ödülleri almak için sadece ada basması yeterli. Hatta şurada da kalan süreyi görüyorlar. Evet. 23 saat ya da bunun için yaklaşık bir haftalık bir süreleri var. Bu iki ödülü de aldıktan sonra bunu da alalım. Ardından sayfamız içerisinde daha önceden kopyaladığımız, bize gönderilmiş olan kodu biz daha önceden kopyaladık ve bunu yüklemek için önce dükkana girelim. Sol aşağı köşede göreceğiniz bonus hediye koduna girdikten sonra buraya yapıştırdığımız zaman ardından kullan diyelim. Eğer kodu doğru yazdıysak eklenmiş olacaktır. Tekrar dükkana gelirsen istersen bir kez daha yapıştıralım. Tekrar yapıştırayım istersen. Evet. Böyle bir şey olacak. Şurada da kutularımız var. Hepsi geldi. Açalım mı? Açalım bakalım. Merak ettim. Wow, güzel. Gaz maskemiz yoktu. Evet. Bunu açalım. Bu şortuma yakışmayacak. Güzel oldu. Pantolon daha çok yakışabilir şu an. Evet, tekrar kodu yüklemek için ne yapmaları gerektiğini hatırlatalım. Bonus dükkan içerisinde bonus hediye kodu ekle kısmına gelip daha önceden gelen kodu buraya yapıştırdıkları zaman oyuncular ve kullana bastıkları zaman hediyeler çantalarına, envanterlerine eklenecektir diyelim. Son olarak başka ekleyeceğiniz bir şey var yine, mı? Sen chat'e bakıyorsun çünkü evet, arada. Evet, son olarak chat'in birkaç tane önemsiz olduğunu düşündüğüm konularını açıklayalım. O da şöyle. Hangisi? Hemen. Oyunun açılmaması hatası çok sık gözüküyor. Hemen eklediler. Oyunun açılmaması hatası arkadaşlar, bunu şu anda inceliyoruz ve bununla alakalı teknik hatalar makalesine sürekli ekleme yapacağız. Yani o makale tek bir şekilde kalmıyor ve sürekli güncelleniyor olacak. Hataların çözümleri ekip, geliştirici ekibi tarafından bize iletildikçe biz onu güncelliyor olacağız. Lütfen o yüzden makaleyi takip edin. Gördüğünüz ikinci makale. Ve bu yine güncellendi. Biraz aşağı inebilir misin? Hı hı.
buradaki hata mesajlarının ne olduğunu aslında biraz önce bahsettiğimiz şeyler. Ama tabii ki bunu daha sık güncelliyoruz. Biz yayına yetiştirebilmek için kullandığımız bazı ekran görüntüleri vardı. Ki bundan daha farklı hata mesajları alan oyuncuları olduğunu biliyoruz. Daha fazla aşağı indiğimiz zaman zaten burada videolarımız var. Onun da devamında farklı hata mesajları buradan olduğunu görecekler. Buradan kısaca bahsedebilirim aslında. Bu yeni eklendi. O da şu şekilde anti hile error mesajları diye bir bölüm ekledik. Burada çünkü yine çok oyuncularımız bunu soruyor. Banlandıklarını söylüyorlar ve değişik türde hata mesajları alıyorlar. Biraz daha inebilir misin? Hı-hı. Neler var? İzinsiz program kullanmak, oyunun başlatılamaması, farklı türde yasaklanmalar, geçici kalıcı olması, yetkisiz cihaz. Bu kısaca şu şekilde özetlemem gerekirse ki özetlemem gerekiyor. Çünkü tek tek anlatmamız gerçekten mümkün değil. Bunun için bizim yapabileceğimiz bir şey yok. Tamamen destek ekibine bilet açmanız gerekiyor. Bu birinci adım. İkinci adım, eğer banlanmadıysanız ve mesela izinsiz bir program tespit edildiyse, o tarz şeyler görüyorsanız hata mesajlarınızda, bunların hepsinin nedeni burada yazıyor ve daha çok oyunu engelleyen ve arkada çalışan bir program buna neden oluyor olabiliyor. Eğer mouse'unuzda makro ve benzeri bir şey varsa bu neden oluyor olabiliyor. Dolayısıyla lütfen bu makaleye bir kez göz atın sadece ve eğer olmazsa lütfen destek ekibine bilet açın. Bu yeterli olacaktır diyoruz. Evet. Destek ekibine nasıl ulaşacaklarını bir kez daha hatırlatalım. Yukarıdan desteğe basmaları yeterli olacak. Gelen sayfada sayıları doldurmaları yeterli olacak. Adımları takip etmeniz yeterli olacak. Süper. Var mıdır bir gün başka eklemek istediğim şey? Ben chat'e bakamıyorum ama. Yok, sadece yapmanız gereken şu an sosyal medya hesaplarını lütfen takipte kalın. Biz zaten yeni şeyler ekledikçe sizleri mutlaka güncelliyor oluyoruz. Ve hep beraber aslında sabırlı olmamız gereken bir dönem. Çok heyecanlıyız, çok mutluyuz Türkiye'ye oyunu getirebildiğimiz için. Ve yani sizlere özel şeyler sunmaya devam edeceğiz, etkinlikler olmaya devam edecek. Ama ilk etapta böyle şeyler olması çok beklendik. Çünkü yeni bir oyun. Ve Avrupa'da da daha yok. Aslında evet. Biz ilkiz burada. Hep beraber deneyimleyerek oyunu geliştireceğiz. Ödüllerle alakalı tekrar hatırlatayım. Eğer ön kayıt ödül kodlarınız gelmediyse sabretmeniz gerekiyor. Ön kayıt olduysanız etkinlik süreci boyunca mutlaka gelecek ödülleriniz. Yani bunun gelmemesi gibi bir durum söz konusu değil. Ama dediğim gibi spam klasörlerine bakmayı unutmasınlar. Tabii ki daha önceden de gelmiş olabilirler. Bakmanız gerekiyor. Kesinlikle. Bölge hatası yazmış biri. Hemen onu cevaplayayım. Evet, bölge hatasıyla alakalı bildiğiniz gibi kullanmamanız gereken aslında bir programdı ama heyecanınızdan dolayı oyunu VPN ile oynadınız. Bu VPN'i devre dışı bırakmanız gerekiyor. Bölgenizin Türkiye'de olduğundan emin olmanız gerekiyor. Aslında bu tarz şeyler yaparak çözümler... Alternatif çözümler diyelim. Var. Evet. Bu şekilde bölge hatası almayı engelleyebilirsiniz. Bölge hatası kalıcı bir hata değildir, mutlaka çözümlenecektir. O yüzden panik olmanıza gerek yok. VPN dışında VPN'lerini kaldırmış olsalar bile bölge bilgisayar ayarlarında, Windows ayarlarının bölge ve dil ayarlarının da yine aynı şekilde doğru kesinlikle zaman diliminde olduğundan, doğru dil saat ayarlarınız da çok önemli olduğundan emin olması gerekiyor oyuncuların. Ping ile alakalı bir şey var. Şöyle bir şey de var arkadaşlar. Şu anda biz bunu açıklamıştık aslında. Sunucularımızın nerede konumlandığı, sunucularımıza kimlerin bağlanabileceği. Şu anda en çok optimize edilmiş sunucularda oynuyorsunuz. Fakat biz sunucuları geliştirmeye ve optimize etmeye devam edeceğiz. Yani şu anda deneyimlediğiniz şey en son, en iyi deneyimlediğiniz durum değil kesinlikle. Bu gelişmeye ve optimize olmaya devam edecek. Bu yüzden beta diyoruz zaten. Beta bu testi yüzden beta diyelim. Tam olarak beta testi ve biz sizlerin sevgisini ve isteğini fark ettiğimiz için aslında Türkiye'deyiz şu anda. Dolayısıyla tekrar söyleyelim, sabretmemiz gerek ve hep beraber oyunu geliştirmeye devam edeceğiz. Anlayışı için tüm oyunculara teşekkür edelim. Ve tüm geri dönüşlerinizi lütfen sosyal medya hesaplarından yapın. Hepsi tek 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 inceleniyor ve tek tek raporlanıyor. Çözümünü bulamadığınız şeyler için oyuncu destekli iletişime geçin. Mutlaka yanıt verecekler ve sabredin. Şu anda böyle bir yayın oldu. Genel olarak hatlarıyla konuşmuş olduk. Teşekkür ediyoruz Begüm. Bugünkü yayın içinde. Biz teşekkür ederiz. Herkese de, bütün oyuncularımıza da anlayışı için teşekkür etmiş olalım ve yayınımızın sonuna geldik diyelim. Bir başka yayın ne zaman olur, onun tarihiyle ilgili eğer olursa
Zaten sosyal medya hesaplarından yine duyuruyor olacağız. Uzun bir süre olmayacaktır gibi ama. Gibi gözüküyor şu an için. Artık hepimiz oyuna dönebiliriz diyelim. Evet. Ben de oyuna tekrar girmek için sabırsızlanıyorum. Tekrar teşekkür ediyorum Begüm. Bugünkü yayın için. Tekrar görüşmek üzere diyelim. Bütün oyuncularımıza, herkese esen kalın diyelim. Çok sağ olun arkadaşlar. Görüşürüz. Görüşürüz.